Arkadaşlar ben Esma'ya karne hediyesi aldım biliyor musunuz? Şimdi onlara gideceğim ve vereceğim. Bakalım görünce mutlu olacak mı? Helios'u geldi. Anne. Kim geldi acaba Esma? Bilmiyorum ya. Bak bak zır zır basıyor. Tamam geldik patlama. Kim o? Galiba Pelin Su. Aç bakalım. Pelin Su neden bu kadar zır basıyorsun ki? Kediyi uyandırdım. Aa sizin kedeniz uyuyor muydu? Evet. Evet Pelin Su uyuyordu. Hadi gel bakalım ne oldu yine? Teyze benim sürprizim var biliyor musun? Ne oldu? Kime sürprizim var Pelin Su? Tabii ki de Esma'ya. İçeriye gidelim de hemen göstereyim size. Anne. Ne diyor Esma'cığım Pelin Su? Sana hediye almış galiba. Aa. İlk defa. Evet ilk defa. Neden öyle söylüyorsunuz ki? Haçlıklarımı biriktirdim. Arkadaşıma karne hediyesi aldım. Aa, çok heyecanlandırdın bizi Pelin Su. Acaba nasıl bir şey? Pelin Su ya çok heyecanlandım. Artık verir misin hediyemi? Tamam tamam hadi veriyorum. Gözlerini kapat Esma. Gerçekten de çok heyecanlandırdın bizi Pelin Su. Acaba ne çıkıyor oradan? Aa inanmıyorum. Açın Esma ya. Hemen aç gözlerini. Yaşasın. Esinli kıyafet. Aa ne kadar da çok sevindi arkadaşım ya. Esma ben var ya senin bir tane videonu izlemiştim. Evet. Orada senin Beşiktaşlı olduğunu öğrendim. Onun için bu takımı sana aldım. Ay çok teşekkür ederiz Pelin Su. Ne kadar da ince düşünmüşsün ya. Aslında var ya ben bütün takımları tutuyorum biliyor musunuz? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bütün takımları tutuyorum. Aferin sana sen hepsini tut ama Esma en çok işlerinde Beşiktaş'ı seviyor. Başka ne var ya o poşetin içinde? Bakın Beşiktaş çorabı bile var. Ay Esma ne kadar mutlu oldun anneciğim ya. Çok mutluyum. O zaman giyelim mi ha ne dersin? Giyelim giyelim. Hadi Esma giy de bir de üzerinde görelim. Esma anneciğim çok güzel olmuş. Teşekkürler. Kara kartal olmuşsun. Hadi gel gidelim de Pelin Su'ya bir kere daha teşekkür edelim. Pelin Su nasıl olmuş yakışmış mı? Bilmiyorum ki ya yakışmış mı ya. Ay çok mu güzel olmuş kıskandım şimdi Esma. Neyse ya ben sana vermekten vazgeçtim. Çıkarsana hayır, onları. Hayır, benim. Aa Pelin Su ne yapıyorsun? Verilen hediye geri alınmaz ki. Bana ne? Çok kıskandım ya. O benim olsun. Ya, bak, Esma ver diyorum sana çabuk hayır. Onları. Ya Pelin Su ya neden benim kıyafetimi çekiştiriyorsun ki? Ama çok güzel oldu. Kıskandım ya. Çıkart da ver onu bana. Hayır, bu benim artık. Ama Pelin Su bir şey söyleyeceğim ya. Sen ona Esma'yı hediye olarak getirdin kızım ya. Geri alınmaz ki hediye. Aa o zaman şey söyleyeceğim teyze. Siz de bana o zaman bir tane kıyafet verir misiniz? Ben şeye gideceğim de kıyafet partisine gideceğim. Benim hiç kıyafetim yok. Aa Esma ne kıyafet anne, vereceğiz Pelin Su'ya? Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Esma kesin senin aklına çok kötü fikir gelmiştir. Pelin Su sen bizi burada bekle tamam mı kızım? Esma'nın kostüm partilerinde giydiği kıyafetlerden bir tanesini sana verebiliriz. He he tamam hadi çabuk alın. Aa bu kız da bir değişik ya. Evet. Bir iyi oluyor bir kötü. Anne Pelin Su için kostüm partisi kıyafetimi vereceğim. Esma bu Pelin Su'ya gelir mi peki? Gelir. Emin misin? Eminim bak çok güzel. Ay İskeletor sence beğenir mi? Beğenir ya. Hadi gidelim de bir şansımızı deneyelim. Pelin evet. Su sana Esma çok güzel bir kostüm getiriyor. Hem de İskeletorlu. Bak bakalım Pelin Su bu olur mu sana? Aa bu da güzelmiş ya. Belki olur bana teyze hemen giyeyim mi? Giy tamam kızım hadi bakalım bekliyoruz seni. Bence çok güzel olacak ve partideki en güzel kız ben olacağım. İskeletor kostümüyle mi en güzeli sen olacaksın Pelin Su? Yoksa olmayacağım mı? Yok yok olacaksın kızım aman aman sakın ağlama. Ay başladı yine ağlamaya. Hadi yürü git giyin. İşte giydim. Galiba bu bana oldu Esma. Ha ne dersin? Yakıştı mı? Bu kız niye gülüyor ya? Esma niye gülüyorsun anneciğim? Söyle böyle. Bence gayet güzel oldu. Ben bir şey söyleyeyim. Partinin en güzel kızı sen oldun Pelin Su. Değil mi teyze? En güzeli benim. Teyze ya.
Şu kızıma söyle de gülüp durmasın. İyice sinirlerimi bozmaya başladı. Ay Esma, niye gülüyorsun ya? Perisu'yu sinirlendirecek. Komik olduysan bak gitmem ha. Çok güzel oldun Perisu. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kostüm var ya, karanlıkta parlıyor biliyor musun? Aa, gerçekten mi? Evet, gerçekten karanlıkta parlıyor. Hadi o zaman sen gidebilirsin Perisu. Gideyim artık değil mi? Geç kalırım yoksa. Evet evet, hadi bakalım güle güle. Şüküfe teyzeye de çok selam söyle, oldu mu kızım? He he, söylerim teyze, sen merak etme. Aa, bir değişiksin sen ya. Hadi güle güle. Aa, kim geldi ya? Tamam tamam, patlama, geldim geldim. Aa, Perisu. Anne ya, niye açmıyorsun ki kapıyı? Kız Perisu, benden izinsiz neden dışarı çıktın? Anne, Esmalara kadar gidip geldim. Bak, ondan güzel bir elbise aldım. Kız, bu nasıl kıyafet? Sen cızla partisine mi gideceksin? Ya beğenmedin mi anne? Ya Allah seni ne yapması, hiç de beğenmedim. Çok iğrenç olmuş. Ne güzel, bak iskelet kız oldum. Gece seni korkuturum ha, ona göre. Korkutamazsın. Ben anneyim, kocamanım, asla korkmam. Aa, çok haklısın anne. Ya ben partiye gideceğim de bunu giyeceğim. Bir de ne yaptın biliyor musun sen? Ne yaptın? Abimin Beşiktaş forması vardı ya. Ne yaptın? Esma'ya verdim onu. Ay, abim bunu duymasın. Çok sinirlenecek. Geç çabuk içeri. Pelin sok. Ne oluyor yine bu evde ya? Bir saracağım mı dede? Perisu kardeşim, sen ne giydin öyle üstüne? Beğendin mi abi? Aa, çok güzel oldum değil mi? Hiç güzel olmamışsın. Ay, yine ağlıyorsun Perisu, sen de bebek gibisin. Hiç güzel olmamışsın, çıkart onu üstünden. Partiye gidecektim ama ben ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Ne söyleyeceksin yine? Senin Beşiktaş forman vardı ya hani? Evet. O artık yok. Ne yaptın sen? Ne yaptın kız benim formama? Kestin mi yoksa? Yok yok, kesmedim. Arkadaşımız Esma var ya. Evet. Ona verdim. Ne? Ona mı verdin? Olamaz. Hemen geri almam lazım formamı. Ay, olmaz abi, çok ayıp olur ya. Gitme sakın. Olmaz. O benim kendi formam. Ya ne olur gitme abi ya. Gideceğim. Ay, rezil olacağız şimdi Esma'lara. Gitme abi. Vermeden önce düşünecektim Perisu. Ay, ne yaparsan yap ya, kapıyı örteceğim. Sen kal orada tek başına. Aa, kim geldi ya? Ay bilmiyorum Esma, ne kadar çok kapının ziline bastılar. Kim o? Aç çabuk aç. Aa, kim o? Alican. Alican evladım, niye kapının ziline sürekli basıyorsun ya? Teyze, benim Beşiktaşlı formam nerede? Anne, ne diyor bu Alican? Ay ne bileyim Esmacığım, bu kıyafetler galiba Alican'ınmış. Perisu bizi yine kandırmış ya. Of, olamaz, çıkartalım da geri verelim Esmacığım. Baksana, yoksa bu çocuk hayatta gitmez bu kapıdan. Esma, zaten sana hiç yakışmamış. Tamam tamam Alican, sen burada bekle, biz hemen senin kıyafetini getiriyoruz, tamam mı evladım? Al bakalım Alican, o Pelinsu'ya da söyle sakın bir daha bize falan gelmesin, tamam mı? Sen şimdi görürsün gününü. Günaydın. Günaydın anneciğim, ne yapıyorsun sen, yerlere serilmişsin, hala gibi yatıyorsun ya. Kalk bakalım. Tarçın'da uyuyakalmışız oyun oynarken. Evet anneciğim, Tarçın'ın üstüne yatmışsın böyle, minnoş minnoş yatıyordunuz. O tam neydi ağzımda? Limondu. Limon mu? Evet, ağzına limon sıktım. Bir şey söyleyeceğim ya, sen Pelinsu gelecek diyordun Esma'cığım. Hani nerede kaldı arkadaşın? Galiba anne. Efendim? Onun bir işi varmış, bugün gelmeyecekti. Öyle mi? Hı. Esma, o zaman arkadaşın Pelinsu gelmeyecekse birlikte oyun oynayalım mı, ne dersin? Aa, kapı çaldı. Yaşasın, geldi bu gıcık kız. İnsan arkadaşına hiç gıcık der mi ya? Ne kadar ev, sen burada dur bakalım, ben kapıyı açar tamam. Gelirim. Geldim, patlama. Ay, Pelinsu'nun geldiği ne kadar da belli. Ne kadar çok çalıyor zile.
Merhaba teyze, ben geldim. Ya zaten Pelinsu senin geldiğini hemen anladım. Zili o kadar çok basıyorsun ki. Ben mi çok basıyorum? Dur kızım dur, ağlama, geç içeri ya. Apartmana rezil edeceksin bizi. Esma nerede teyze? Ha? Esma ile oyunlar oynayacaktım. Bir dakika Pelinsu, sen annenden izin aldın mı? Ha? Söyle bakalım bana. Sonra bana çok kızıyorlar. Galiba. Evet izin aldım. Esma ile oyun oynamaya gidiyorum dedim. İyi peki o zaman hadi gel. Esma canım arkadaşım, neredesin? Esma canım arkadaşım. Çak. Boloş 90'unda. Yaşasın. Hiç vakit kaybetmeden hemen oyun oynamalıyız, tamam mı? Ne oynayalım? Saklambaç. Evet saklambaç. Kim ebe olacak? Sen. Hayır, sen ebe olacaksın. Ya Esma, sen ebe olacaksın. Neden ben ebe oluyormuşum ki? Allah Allah, saklambaç oynamak isteyen sensin. Hadi bakalım tatlım. Gözlerini yum ve 20'ye kadar say. Çok güzel yere saklanca ve hayatta beni bulamayacaksın. Of ya Pelinsu. Hemen başlıyorsun gıcıklık yapmaya. Şurada alt tarafı bir oyun oynayacağız. Sen ebe olsan ne olacak? Olmayacağım dedim işte. Hadi bakalım kapat gözlerini. Bak şuradaki duvara gözlerini kapat. Ha. Ve sakın bakma bana. Tabii. Sen çünkü çok mızıkçı bir kızsın. Sen de çok gıcık bir kızsın. Ben gıcık değilim ama sen çok mızıkçısın Esma. Çok gıcıksın. Kapat gözlerini. Sen de saklan artık. Say 20'ye kadar. Acaba 20'ye kadar saymasını biliyor mu? Gerçekten de bu kız 20'ye kadar saymasını biliyormuş. Hemen gizlenmem lazım. Acaba nereye saklansam? Şu odaya girebilirim. Kedicik buradaymış. Çok severim. Pisi. Gel bakalım. Pisi. Güzel tarçın. Sonunda sana kavuşabildim. Esma seni hep saklıyor benden. Sanki ne yapacaksam? O sadece seveceğim ya. Minnacık kediymiş bu ya. Ne kadar da tatlı. Keşke benim kedim olsa. Tarçın, benim kedim olur musun? Yok olmaz. Neyse hadi git. Hadi git. Ben bir yere saklanacağım şimdi. Esma arayıp bulur beni. En iyisi kapının arkasına gizleneyim arkadaşlar. Burada beni hayatta bulamaz. Beni bulamayacak ve çok ağlayacak. 5, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum ve saklanmayan eve. Acaba Pelinsu nerede? Pelinsu neredesin? Şuraya bakalım. Yoksa burada yok. Bu kız acaba nerede olabilir? Tabii en kolay yere saklamış olabilir. Burada mısın? Yok. Pelinsu. Bebe. Buraya bakalım. Burada da yok. Nerede olabilir ya bu kız? Burada mısın? Yok. Nereye gizlendi bu kız ya? Ve şuraya bakalım. Burada da yok. Anne burada olabilir. Pelinsu. Burada mısın canım arkadaşım? Arkadaşlar galiba Esma beni yakalayacak. Çok yaklaştı. Şişt, kedicik sakın yerimi falan söyleme ha. Yoksa kuyruğundan çekerim. İşte benim su, seni yakaladım. Şimdi. Evet. Hayatta olmam. Yine sen ebe olacaksın. Hayır, sen ebe olacaksın. Sıra sende.
Sıra sende. Çünkü kedi söyledi benim yerimi, ben duydum. Hiçbir şey söylemedi. Sen ebe olacaksın, hadi bakalım say. Bir kere daha saklanacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen gizlenmem lazım. Bu sefer çok iyi yere saklanacağım arkadaşlar. Bu odaya girmeyeceğim. Burada buluyor beni. Ay nereye gitsem burası da olmaz. Bu olabilir. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Öyle bakan sağ sol sabi. Sakla ben ebe. Acaba Pelinsu nerede? Neredesin Pelinsu? Gıcık kız sürekli bir ebe yapıyor. Pelinsu neredesin? Burada mısın yine? Burada yok. Benim mutfağa bakayım, belki oradadır. Pelinsu orada mısın canım arkadaşım? Yok burada. Burada da yok. Bu gıcık acaba, bu gıcık kız acaba nerede? Buradasın. Aa burada da yok. Nereye saklandı ya? Arkadaşlar bakar mısınız? Ne kadar da güzel bir yere saklandım. Esma beni burada hayatta bulamaz. Ama buradan geri nasıl çıkacağım onu da bilmiyorum. Burada mısın? Galiba yok. Galiba yukarı çıktı bu kız. Bir bakalım. Pelinsu buradasın. Burada da yok ya bu kız. Acaba nerede? Aa, bir yerlerden sesler geliyor. Pelinsu o sen misin? Ay bu kız nerede? Yoksa o damacanın içine mi saklandı? Pelinsu! Pelinsu senin burada ne işin var ya? Uf niye damacanın içine saklandın? Seni bulamayacağım diye çok üzüldüm. Şimdi ben seni buradan nasıl çıkartacağım Pelinsu? Gideyim de en iyisi annemden yardım isteyeyim. Anne! Anne! Of ya, annem de markete gitmişti. Ben şimdi ne yapacağım? Uf! Yaramaz Pelinsu başımıza yine iş açtı. Keşke çağırmasaydım bu kızı. Anne seni ne söyleyeceğim şimdi? Hem de gıcık oluyorum. Uf! Pelinsu sana daha çok kötü bir benim var. Annem pazara gitmiş. O gelene kadar galiba burada kalacaksın Pelinsu. Keşke bu damacanın içine girmeseydin. Ben seni nasıl çıkartacağım şimdi? Acaba aşağı doğru sallasam çıkar mısın? Neyse ya, şimdi annemi bekleyeceğiz. Bir daha Pelinsu seninle saklanmak falan oynamam. Ay tövbe.